Kendi aranızdaki küçük anlaşmazlıkları bugüne kadar görmezden geldim. Çünkü ortak çıkarlarımızı tehdit edecek boyuta hiç gelmedi. Ancak şu anda durum farklı. Bu mesele anlaşmazlık boyutunu geçti. İhanet noktasına geldi. Tatar'ı Boris'le işbirliği halinde vurduran kimse hepimize ihanet ediyor. İhanetten en son bahsedecek olan sensin, Harbi. Hepimiz Tatar'ın arkasından çevirdiğin oyunları biliyoruz. Babamın arkasından iş çevrilmesini bir yere kadar görmezden gelirim yavaşla. Ama babama sıkılan kurşunu görmezden gelmeye kalkanın gözlerini çıkarırım. Boris, senin geldiğini duyunca iyice tedirgin olmuştur. Üzerine gidilirse kimlerle oyun kurduğunu öğreniriz. Boris'le ilgili bir şey yapmadan önce sizinle görüşmek istedim. Bu meseleyi aramızda çözebiliriz. Bu masadan biri bilerek ya da bilmeyerek Boris'le işbirliği yapmışsa bunu kendisinin açıklaması için son bir fırsat vermek istedim. Ben açıkçası önce Harbi'den şüphelendim. Gerçi seninle birlikte dönmesi şüphelerimi yok etmedi. Harbi işi beceremeyince şüpheleri ortadan kaldırmak için seni kullanıyor olabilir. Şüphe etmek istedikten sonra herkesten şüphe edilebilir. İskender'den bile. Babasının yerine geçmek istemiş olabilir. İstenirse benden bile şüphe etmek mümkün. Kevaşlı. Tatar'ın milliyetçi hassasiyetleri yüzünden ticareti sınırlamasını, beni, masadaki dengeleri sağlayan kişi olarak nasıl zor duruma soktuğunu biliyoruz. Ne demeye getiriyorsun Turan Bey? Ben bu işten çok sıkıldım. Demek istediğim, haini bulmak o kadar da kolay olmayacak. Herkesin kendine göre nedenleri ve bu işi yapabilecek imkanları var. Ömer Korkmaz'ı unutuyorsun Turan Bey. Her hata alacak, hain ortaya çıkacak. Maalesef bu konu uzayacak Harbi. Ömer Korkmaz başaramadı. Endişelenmenize gerek yok. Ben Washington'dan buraya Ömer Korkmaz'a umut bağlayarak gelmedim. Bu meseleyi kısa zamanda çözeceğim. Ben bir karara varana kadar bu masaya ambargo koyuyorum. Hiçbiriniz ticaret yapmayacaksınız. Bir gram uyuşturucu tek bir mermi satmaya kalkan olursa hepinizi yok eder.
Bu mu? Nasıl öldürecekmiş Tatar'ı? Çok teşekkür ederim. İş tamam. Tatar Ahmet'in cenaze işlemlerini başlatabilirsin. Bana dokunursan Tatar ölür. Ne yaptın Tatar'a? Zehirledim. Doğru panzehir kullanılmazsa kurtulmasına imkan yok. Dur tahmin edeyim. Seni bırakacağız. Kendini güvende hissedince panzehiri söyleyeceksin. Aynen öyle. Öldürmek istediğin adamı tanıyor musun? Ben de tanıyorum. Kocam. O zaman şunu da biliyorsunuz. Tatar'ı öldürme şansı bir adamın eline sadece bir kere geçer. Sen bu şansı kullanamadın. Bundan sonra başına gelebilecekleri tahmin edebiliyor musun? Ya gerçekten büyük bir acı çekerek can vereceksin ya da istediğimi verip yaşama şansını elde edeceksin. Öldürmeden önce herkes aynı vaatte bulunur. Bu durumu daha önceki tecrübelerine karıştırma. Ben kimseye benzemem. Sorduklarıma ikiletmeden cevap vereceksin. Sana kim yaptırdı? Bildiğim her şeyi anlattım. Beni tutan kişinin yüzünü görmedim. Kimi öldüreceğim, karşılığında ne kadar alacağım söylendi. Kimliğini araştırdım. Arayla tutulmuş bir tetikçi. Tutan adam tanımlamak için yüzünü göstermemiş. Yüzünü göstermediğine göre tanıdığımız biri. Muhtemelen. Paranın bir kısmını almış. Diğer kısmını iş bitiminde almak için anlaşmışlar. Tatar'ın ölüm haberini müjdelediği telefon numarası burada. Paranın geri kalanı için akşam buluşacaklar. Eğer akıllı olur dediklerimizi yaparsa istediğimizi alırız. Bu da kendi canını kurtarır. İskender dönmedi mi hala?